Küresel Bakış'a hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Eda Özdemir. Haftanın ilk işlem günü, yeni yayın döneminde ayrıyeten ilk günü bu sezonda Küresel Bakış'la sizlerle oluyor olacağım. Uluslararası gelişmeleri değerlendiriyoruz olacağız bugün de. Farklı başlıkları detaylandıracağız. İlerleyen dakikalarda da stüdyo konuğumuzla birlikte sıcak gündemi irdeliyor olacağız. Özellikle odaklanacağımız konu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu olacak bakacağımız konu. 78. Genel Kurul toplanıyor. Kalkınmayı desteklemenin altı çiziliyor ve sınamalara çözüm aramak için toplandığı yine belirtilenler arasında sürdürülebilirlik vurguları da yer alıyor. Ayrıyeten ve BM tarafında üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, bakanları ve delegasyonları bir araya getiren BM Genel Kurulu görüşmelerinin 78.si 19 Eylül'de New York'ta başlayacak. Her yıl Eylül ayında BM'nin genel merkezinde düzenlenen, bu yıl 26 Eylül'e kadar sürecek yüksek düzeyli görüşmelere 193 ülkenin üst düzey temsilcisi katılıyor. BM 78. Genel Kurulu Başkanlığını Trinidad ve Tobago'lu Dennis Francis yürütüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel kurul görüşmelerinde Türkiye'yi temsil ettiğini biliyoruz. İlk gün söz alacağı var. Erdoğan geleneksel olarak ilk sırada söz alan Brezilya ve ardından ev sahibi ülke ABD'nin konuştuğu ilk günde 7. sırada genel kurula hitap edecek. Ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri, iklim, salgınlara hazırlık ve çalışma bölgeleri gündemi oluşturuyor. Reform vurgusu yer alıyor çokça. BM Genel Sekreteri Guterres, 2. Dünya Savaşı sonrasında inşa edilen ve bugünün çok taraflı kurumları o dönemin siyasi ve ekonomik gücünü yansıtıyor ve çok taraflı kurumlarımız bugünün dünyasını yansıtmıyor açıklamaları ile BM'nin reforma ihtiyaç olduğunu açık bir şekilde ve sıklıkla dile getiriyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Çin Dışişleri Bakanı ile görüştü. Son dönemde tırmanan ABD-Çin gerilimini takip ediyoruz birazcık. Yeni bir temas gelmiş oldu böylelikle. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Malta'da Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü. İki tarafın yazılı açıklamasında görüşmenin samimi ve yapıcı olduğu kaydedildi. Dünyanın en büyük iki ekonomisi aralarındaki gerilimi azaltmak için görüşmeler yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Malta'da Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü. Beyaz Saray ve Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada görüşmenin samimi ve yapıcı olduğu vurgulandı. Sullivan'la Wang'in görüşmesi, Başkan Biden'la Çin Devlet Başkanı Jinping arasında bir görüşmenin gerçekleşmesi için bir zemin oluşturulması adına iki ülke yetkilileri arasında yapılan bir dizi görüşmenin şimdilik sonuncusu. Sullivan, Wang'le en son Mayıs ayında görüşmüştü. Çin'de Savunma Bakanı'nın 3 haftayı aşkın bir süredir kamuoyuna çıkmaması, Çin'de Savunma Bakanı ortadan kayboldu şeklinde yorumları da beraberinde getirdi. Bu iç tarafta bir krizin habercisi mi sorularını da doğurdu ayrıyeten. Çin'de Savunma Bakanı Shang Fu'nun 3 haftayı aşkın süredir kamuoyunun önüne çıkmaması ve görevden alındığına dair iddialar, ülkede yönetimde krizin ve olası siyasi çalkantıların işaretini veriyor. Temmuz'da Dışişleri Bakanı Qin Gang'in uzun süre gözlerden kaybolması ve görevden alınmasının ardından şimdi de Savunma Bakanı Li'nin akıbeti belirsiz. Mart'taki Çin Ulusal Halk Kongresi Genel Kurulu'nda asaleten atanarak görevlerine başlayan Devlet Konseyi üyesi, iki bakanın kısa sürede gözden düşmesi yönetimde krizin işaretlerini açığa vuruyor. Bakan Li en son 29 Ağustos'ta Pekin'de düzenlenen Çin-Afrika Barış ve Güvenlik Forumu'nda konuşmuştu. Bu tarihten sonra herhangi bir resmi faaliyette bulunmayan Li, Devlet Başkanı Xi Jinping'in 8 Eylül'de ülkenin kuzeydoğusunda konuştuğu 78. Ordu Grubu'na yaptığı teftiş ziyaretine de katılmadı. Macaristan tarafından İsveç'in NATO üyeliğine onayı geciktirebiliriz sinyali dikkat çekiyor. Türkiye'den de henüz net bir karşılık, burada net bir aksiyon alınmadığı yine bildiğimiz bir süreç. Macaristan Meclis Başkanı Kovács ülkesinin İsveç'in NATO'ya katılımını onaylaması gerektiğinden emin olmadığını belirterek sürecin daha da gecikebileceğinin sinyalini verdi. İktidardaki Fidesz Partisi'nin kıdemli milletvekillerinden Kovács, yerel televizyon kanalı HIR TV'ye yaptığı açıklamada İsveç'e atıfta bulunarak bu teklifi onaylamamız gerektiğinden emin değiliz dedi. Macaristan Dışişleri Bakanı ise geçen hafta İsveçli mevkidaşına yazdığı bir mektupta bazı İsveçli siyasetçilerin Macar hükümetine yönelik ön yargılı ve haksız suçlamalarda bulunduğunu bildirmişti.
tarafından Çin elektrikli otomobillerine yönelik bir karar var. Gümrük vergisini önemli ölçüde AB ülkelerinin artıracağına ilişkin haber akışlarını takip ediyoruz. AB komisyon üyesi Breton konuyla ilgili konuştu. Avrupa'ya Çin'den gelen elektrikli araçlara %10 gümrük vergisi uygulandığını hatırlattı. ABD'de ise bu oranın %27.5 olduğunu kaydetti. AB iç pazarı koruma adına Çin'in elektrikli otomobillerine önemli ölçüde gümrük vergisi getirmek için hazırlanıyor. AB komisyonunun iç pazardan sorumlu temsilcisi Thierry Breton, Fransız televizyon kanalı LCI'ye yaptığı açıklamada Çin'in ürettiği elektrikli otomobillere koyulan gümrük vergisinin %10'dan %20'ye çıkabileceği mesajını verdi. Evet değerli izleyenler, uluslararası gündemde öne çıkan başlıklara baktık. Şimdi stüdyo konuğumuzla birlikte başlıkları inceleyeceğiz. Altınbaş Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Çağrı Erhan bizlerle. Çağrı Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. BM Genel Kurulu ile başlayalım isterseniz. Bu sene kalkınmayı desteklemek altı çizilen bir konu. Sınamalara çözüm aramak, tekrardan pandemi gibi salgınlara hazırlık yer alan başlıklardan. İklim de yine dikkat çeken bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslarına başladı. Bu sene 5 daimi üyeden 4'ünün liderlerinin katılmaması dikkat çekiyor BM'ye. Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa liderleri yok. Sadece Joe Biden katılıyor. BM çatısı altında bir de tartışmalar var. BM bugünün sorunlarına yeteri kadar yanıt veriyor mu? Bir reform ihtiyacı var mı BM'de? Bir dönüşüm sağlanabilir mi gibi. Bir de yükselen güney olarak adlandırdığımız, küresel güney olarak adlandırdığımız takımda da BRICS tarafında alternatif bir G7 karşımıza çıktı mı soruları doğmuştu. Yani Batı'nın domine ettiği bir BM fakat karşısında da çok kutuplu dünyada bir yeni düzen arayışları dikkat çekiyor aslında. Siz nasıl değerlendirirsiniz? Bu arayışların karşılığı verilebilecek mi BM'de? Yani Birleşmiş Milletler Genel Kurulları aslında diplomatik bir panayır olarak nitelendiriliyor. Her sene New York'ta bir araya gelen dünya ülkelerinin liderleri, yetkili pozisyondaki insanları hem birbirleriyle görüşüyorlar, hem Birleşmiş Milletler çerçevesinde görev yapan uzmanlık ajanslarının önde gelen isimleriyle bir araya geliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı da şu an New York'ta böyle temaslar yürütüyor. Hem ikili temaslar yürütüyor, hem bakıyorsun işte NATO Genel Sekreteri ile, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile veyahut bir takım önemli iş çevreleriyle bir araya geliyor. Reform konusu Birleşmiş Milletler'in çok uzun süredir gündeminde olan bir konu. Ne zamandır derseniz aslında kurulduğu günden itibaren. Ya acaba şu teşkilatın, şu organını böyle mi değiştirsek, bu hale mi getirsek konusu hep tartışıla geldi açıkçası. Ama özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde bu reform çabalarına hız verildiğini görüyoruz. Bazı alanlarda bu başarılı da oldu. Mesela Birleşmiş Milletler genel merkez yapısında, teşkilatında, genel sekreter yardımcılarının sayısının artırılması, yeni genel müdürlüklerin kurulması, bütçe gelir kalemlerinin artırılması, giderlerin daha verimli sarf edilmesi gibi konularda bir takım mekanizmalar oluşturuldu. Ama bizim reformdan anladığımız aslında bu değil. Biz istiyoruz ki Birleşmiş Milletler kuruluş gayesi olan uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasına dönük daha etkili hale gelsin. Bunun önündeki en önemli engellerden biri
Güvenlik Konseyi'ndeki mevcut yapı. Dolayısıyla bunun reform edilmesini istiyoruz. Halihazırda Güvenlik Konseyi'nde 15 üye var. Bunlardan 10 tanesi 2 yılda bir seçiliyor ama 5 tanesi daimi üye. Ve bunların veto hakkı dediğimiz herhangi bir kararı alınmasını bloke edebilme gücü var. Türkiye başta olmak üzere pek çok ülke yıllardır şunu dillendiriyor. Halihazırdaki yapı sorunun bir parçası olan ya da sorunu bizatihi kendisi yaratan bazı o 5 büyük ülkeden birini ilgilendiren bir konuda karar alınmasını imkansız hale getiriyor. O zaman ne yapmalıyız? Bir defa bu veto hakkının ortadan kalkması lazım. Birleşmiş Milletler kurulduğunda 50 ülke vardı. 51 ülkenin üyeliğiyle kuruldu. Bugün 193 ülke var Birleşmiş Milletler'e üye olan. Dolayısıyla 15 üyeli bir yapı genişletilmeli. O zaman var olmayan, daha bağımsızlığını elde etmemiş olan, mesela Hindistan gibi, Pakistan gibi bir takım ülkeler, bugün dünyanın en kalabalık ülkeleri arasında Endonezya gibi. Birleşmiş Milletler kurulduğunda Afrika'dan sadece 6 tane bağımsız ülke üye. Bugün 58 tane ülke var Afrika kıtasında. O yüzden bu yapının değiştirilmesi lazım. Ama bir de gerçek var ki o yapıyı değiştirebilmeniz için sizin o yapının içinde bulunan ülkelerin de buna evet demesi gerekiyor. Peki böyle bir hak kendileri de varken Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Fransa kendilerinin böyle bir gücü varken niye bundan vazgeçsinler ki? O zaman da uluslararası ilişkiler çalışanlar, bu işe kafa yoran devlet adamları diyorlar ki ya Birleşmiş Milletleri reforme etmek 82 Anayasası'nı reform etmekten daha zor. Çünkü ruhu orada. Şimdi ne yapıyoruz biz? Yeni bir anayasa yazmaya çalışıyoruz. Niye? Ne yaparsanız yapın bu 82 Anayasası'nın ruhu orada dururken bunu reforme edemezsiniz. Olmuyor bu. O zaman o Birleşmiş Milletler sistemini de reforme etmek Güvenlik Konseyi manasında çok zor. Ne yapmanız lazım? Buna paralel bir takım başka örgütler kurmanız lazım. İşte BRICS'in çabası bundan. Ama ondan ibaret değil. Güneydoğu Asya'ya dönüyorsunuz, orada başka bir oluşum. Latin Amerika ülkelerine gidiyorsunuz, orada bir başka bir oluşum. Bizim öncülüğünü yaptığımız mesela Türk dünyası içerisinde Türk Konseyi, yine aynı şekilde İslam İşbirliği Teşkilatı. Herkes aslında Birleşmiş Milletler'in etkisizliğinden dem vurarak daha etkin bir yapılanma peşinde koşuyor. Ama o zaman da şöyle bir açmazla karşı karşıya kalıyoruz. Uluslararası ilişkiler teorisi çalışanlar bilir. Realist perspektifte herkes kendi menfaatinin peşinde. Aslında herkes bu tür yapılanmaları da uluslararası alanda bütün devletler eşit olsun diye yapmıyor. Mesela BRICS hareketinin içerisinde hangi ülkeler var diye bakıyorsunuz. İşte en sonundan alalım Rusya, Çin, Brezilya, Endonezya. Peki bunlar efendim işte herkes eşit olsun, pay eşit dağıtılsın, dünyada herkes bütün ortak getiriden beraberce faydalansın diye mi yapıyorlar? Hayır. Yine herkes kendi çıkarının peşinde. Hindistan yeni uluslararası düzende Çin'i geçmek istiyor. Çin, ABD'nin küresel liderliğini sona erdirmek istiyor. Öyle olduğu için de aslında realizm her zaman çalışıyor. Ve yeni bir dünya düzeni oluşacaksa eğer, biz o dünya düzeninin de böyle gerçekten eşitler arasında kurulu bir düzen olamayacağını ama belki bugünkünden biraz daha adil olabileceğini düşünüyoruz. Türkiye'nin de çabası aslında bu yönde. Türkiye en azından hali hazırdaki temel bazı adaletsizliklerin ortadan kaldırılabilmesi konusunda uluslararası alanda bir farkındalık yaratmaya dönük çaba içerisinde. Yoksa herkes biliyor ki siz ne kadar çaba gösterirseniz gösterin, o ülkeler bloke ettiği müddetçe herhangi bir konuda ilerleme mümkün değil. Örnek mi istiyorsunuz? Mesela bundan işte bir yıl kadar evvel Rusya'nın Ukrayna'daki durumuna ilişkin genel kurulda bir karar alındı. Bir kınama kararı. Ama asla Güvenlik Konseyi'nde bir yaptırıma dönüşmedi. Peki Güvenlik Konseyi'nde alınan kararlar bir yaptırım gücü var mı? Mesela 1967'de İsrail Suriye'nin kuzeyini, işte Golan Tepelerini, Filistin topraklarını işgal ettiğinde, Doğu Kudüs'ü işgal ettiğinde 242 sayılı bir Güvenlik Konseyi kararı aldı Birleşmiş Milletler. 67'den bahsediyoruz. Aradan geçmiş 55 sene. Fakat o karar orada duruyor, hiçbir şekilde uygulanamıyor. Dolayısıyla mevcut uluslararası dengeler
Birleşmiş Milletler içerisinde yapacağınız bir takım reformlar sonucunda bile aslında işte bizlerin arzu ettiği o herkesin eşit olduğu, egemen devletlerin eşitliği prensibine dayalı bir uluslararası sistemin var edilmesine imkan sağlamayabilir. Hı hı. O zaman ne oluyor? Güvenlik Konseyi madem böyle çıkmazlarla dolu, barış ve güvenlikle ilgili madem yol o kadar kolay aşılmıyor, Birleşmiş Milletler daha ziyade bütün insanlığı ilgilendiren konulara eğilmeye çalışıyor. Sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi küresel kalkınma sorunları, iklim değişikliği, onunla beraber gelen kuraklık, doğal afetlerle beraber mücadele edebilme, salgınla mücadele gibi konular ki gerçekten bütün insanlığı ilgilendiren konular bunlar. İşte daha bir hafta önce Fas'ta ve Libya'da meydana gelen deprem ve arkasından sel felaketinin nasıl on binlerce insanın hayatına mal olduğunu gördük ve uluslararası işbirliğinin önemi bir kez daha öne çıktı. Dünyada bu tür herkesi ilgilendiren konularda nasıl Birleşmiş Milletler çerçevesinde hareket edebiliriz sorusuna cevap aramaya çalışıyorlar. Niye? Çünkü kalkıp diğer konulara odaklandığınız zaman ilerlemeniz mümkün değil. Yani ne Azerbaycan-Ermenistan meselesinde, ne Ukrayna-Rusya meselesinde, mevcut güvenlik, ne Filistin-İsrail meselesinde ilerlemek mümkün olmadığı için daha çok bu konulara odaklanalım diye düşünüyorlar. Ama orada da tabii yine ülkeler kendi çıkarları doğrultusunda hareket ediyor. Bugün dünyaya verilen karbon salınımının yaklaşık %35'i tek başına Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor. Amerika Birleşik Devletleri o karbon kısıtlamalarına uymadığı sürece siz dünyanın geri kalanında ne yaparsanız yapın, işte yeşil mutabakat deyin ismine, başka bir şey söyleyin, bu yukarıya saldığınız zaman sadece sizin ülkenizin üzerinde durmuyor ki. Her tarafa gidiyor. Hı hı. Dolayısıyla o ozondaki deliği kapatmak da mümkün olmayacak. Küresel ısınmayı engellemek de mümkün olmayacak. Evet, Hindistan vurgularına da yer verdiniz. Hindistan, Orta Doğu, Avrupa ekonomik koridoru da şimdi gündeme geldi. Çin'in kuşak ve yoluna rakip olabilir mi sorusuyla beraber hem de uygulanabilir mi, ne derece ortaya konabilir şeklinde. Bir de G20 de gerçekleşti. Zirvede de bu sefer Rusya'ya net bir kınama çıkmaması Ukrayna tarafından eleştirilen konulardan biriydi. Nasıl değerlendirirsiniz bu gelişmeleri? Herkese sürpriz oldu. Yani böyle bir yol arayışı, bir hazırlığı olduğunu açıkçası takip edenler biliyorlardı. Ama bunun işte G20'de bu şekliyle ortaya çıkacağını kimse beklemiyordu. Bizim açımızdan ayrıca sürpriz oldu Türkiye açısından. Çünkü Hindistan'ın ortaya koymuş olduğu o projede Türkiye yok. Evet. Halbuki en feasible yol, en güvenli yol Türkiye'yi içermesi lazım. O zaman insanın aklına başka şeyler geliyor. Yani Hindistan bunu tek başına mı hazırlamış? Yoksa Türkiye'nin bu uluslararası ticaret yolu üzerinde dışarıda bırakılmasını arzu eden bir takım Avrupalı ülkeler de Hindistan'a süfle mi vermişler? Türkiye'yi dışarıda bırak da işte İsrail, Güney Kıbrıs, Yunanistan üzerinden bypass yapalım mı demişler? Bunu şimdiden bilmek çok kolay değil. Ama neticede siz de söylediniz, bu bir proje. Kolay değil bu projenin gerçekleştirilmesi. Çünkü deniz yolu, demir yolu, karayolu ve deniz yolu şeklinde devam eden ve bütün o kuşağın her şeyden evvel güvenli ve istikrarlı olmasını gerektiren bir projeden söz ediyoruz. Ve tek başına da dedi işte Çin'in de bir kuşak bir yol projesine ilişkin çabalar içerisinde olduğunu görüyoruz. Şu yalnız açık, biz zaman zaman biraz da böyle iyimserlikle artık batıdaki küresel liderlik sona eriyor. Bunun yerini Asya alacak diyoruz. Ve zannediyoruz ki ya da genellikle yorum yapanlar zannediyor ki Asya ülkeleri Batı'ya karşı büyük bir işbirliği içerisinde yol alacaklar. Halbuki Asya ülkelerinin kendi aralarında da çok ciddi bir takım rekabet alanları söz konusu. Çin'le Hindistan arasında, Çin'le Rusya arasında, Rusya ile Hindistan arasında bu rekabetten faydalanmak isteyen de batılı güçler var. Bu en son projede Hindistan'ın yeni baharat yolu diyelim ona. Kendi isimlerini de baharat olarak değiştirmek istemişlerdi biliyorsunuz. O projede de ben İngiltere'nin çok etkin bir şekilde Hindistan'a bir tavsiyede bulunduğunu, yönlendirdiğini görebiliyorum. Hindistan eski biliyorsunuz İngiltere sömürgesi ve ona karşı bağımsızlığını kazanmış olmakla beraber çok güçlü ilişkilerini devam ettiriyor. Körfez'i de içerecek şekilde
İngiltere bu coğrafyadaki sermaye hakimiyetini ve ticarete olan kontrolünü yitirmek istemiyor. Ama diğer taraftan da Çin'in özellikle Rusya ile olan ilişkilerinde, bu Ukrayna Savaşı sırasında gördük, bir ciddi yakınlaşma var. Hiç akla gelmeyecek konular bunlar. Geçmişte çünkü çatışmaları da söz konusu. Batı karşıtlığı Rusya ile Çin'i güvenlik alanında, savunma alanında bile yakınlaştırdı. Eğer bu böyle devam ederse, gerçekten de tarihin akışına belki yeni bir yön verecek, yeni bir istikamet verecek bir Çin-Rusya merkezli NATO benzeri bir askeri ittifak ortaya çıkabilir. O zaman da her zaman söylenen, işte ABD ile Çin mutlaka çatışacak ileride, 3. Dünya Savaşı gibi bir şey çıkacak sözü bir adım daha gerçeğe yaklaşır. Çünkü bir tarafta işte NATO ve Amerika'nın öncülük ettiği diğer askeri yapılar, diğer tarafta Rusya-Çin ekseninde iki önemli nükleer güç bunlar da ABD'den sonra bir yeni askeri yapılanma. Tarih şunu gösteriyor bize, bu çatışmalar özellikle dünya çapında, işte 1. Dünya Savaşı olsun, 2. Dünya Savaşı olsun, çatışmaların neden çıktığını incelediğimizde şüphesiz o dönemin şartlarının getirdiği bir takım farklı nedenler olabilir ama değişmeyen bir tek neden var. Ticari çıkar kavgası. Ticaret savaşları. Ticaret savaşlarının, ticari rekabetin çatışmaların, bölgesel ve daha sonra küresel çatışmaların çıkmasının arkasındaki en önemli nedenlerden biri olduğunu biz bilinen tarih boyunca bütün savaşlara baktığımızda görüyoruz. Özellikle de işte Dünya Savaşı niteliğinde olan 7 yıl savaşları gibi, 1. ve 2. Dünya Savaşı gibi, hatta Napolyon Savaşları gibi savaşlarda bunları net bir şekilde görmemiz mümkün. Bu oraya doğru gidiyor. Yani Hindistan'ın, ABD'nin, Avrupa Birliği ülkelerinin, AB içerisinde Almanya'nın ayrı, Fransa'nın ayrı takip ettiği ticaret politikaları yavaş yavaş bir küresel çatışmayı da aslında hazırlıyor. Bunun da önünün alınması için işte Birleşmiş Milletler'e geri dönelim, isterseniz öyle bitirelim. BM düzeyinde devlet dışı aktörler, özellikle daha etkin bir şekilde barış ve istikrara vurgu yapan söylemlerin öne çıkması lazım. Çünkü Albert Einstein'a sormuşlar, üstad 3. Dünya Savaşı'nda hangi silahlar kullanılacak? O da demiş ki ben 3. Dünya Savaşı'nı bilmem. Ama 4. Dünya Savaşı'nda taş ve sopalar kullanılacak. Çünkü 3. Dünya Savaşı medeniyeti tahrip edecek. Dolayısıyla böyle bir savaşın olmaması için devlet dışı aktörlerin de BM gibi organlarda ki çok etkin olarak yer alıyorlar, faaliyet göstermesi, insanlığın ortak çıkarları doğrultusunda hareket etmesi için işte çaba göstermesi gerekiyor. Hocam ağzınıza sağlık. Çok sağ güzel bir röportaj, sohbet oldu. Çok teşekkürler. Rica ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Altınbaş Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Çağrı Erhan bizlerleydi değerli izleyenler. Noktalayacağız burada. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle.